Merhaba değerli izleyenler. Bugün Bursa'mızın Güzide ilçelerinden Mustafa Kemal Paşa'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı binasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdik. Şu anda da yanımızda ilçe başkanımız Sayın Tandoğan Kuru bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle çok keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Efendim öncelikle bizi kabul ettiğiniz için B Gazete ailesi adına çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sürpriz için öncelikle ben teşekkür edeyim. Şöyle bir gerçek var ortada. Biz ana muhalefet partisi ilçe başkanları olarak çektiğimiz en büyük sıkıntı zaten basına bir şekilde kendimizi duyuramamak. Gelip bizleri ziyaret edip ve böyle bir röportajı gerçekleştireceğimiz için de ben kendim ve partim adına size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ne kadar süredir bu görevi devam ettiriyorsunuz? 17 Eylül 1978 Mustafa Kemal Paşa Hacı Ali Köyü doğumluyum. Evli ve bir erkek çocuk babasıyım. Yaklaşık olarak da 5 seneden beri Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevini yapıyorum. Aslına bakarsanız birçok insana göre siyaset iş kapısı, bana göre hizmet kapısı. Partimi ve ilçe başkanlığımı çok seviyorum, severek yapıyorum ve gönülden bağlıyım partime. Çok klişedir belki siyasetin içindeki arkadaşlar için ama Türkiye'nin belki de değil, Türkiye'nin en eski kurulmuş partisinin ilçe başkanlığını yapmak benim için bir şeref, çocuğuma da bırakabileceğim en güzel onur diye düşünüyorum. Şu an biliyorsunuz yaklaşan bir seçim kapımızda. Sizin bu anlamda çalışmalarınız neler parti olarak? Bizlere göre bir an evvel seçim olmalı zaten. Çünkü ülkenin geldiği durum ortada, açık. Ben bir köy çocuğuyum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir kişiyim. Geçen sene bu zaman 7 liraya aldığım mazotu bugün 27 liraya, 26 küsürlere alıyorum. Geçen sene 240 liraya aldığım gübreyi bugün 800 liralardan, 1000 liralardan başlayan fiyatlarla alıyorum. Hayvancılığa gelirseniz, geçen sene süt aynı paraydı. Bu sene süt gene aynı para ama süt yemi, geçen sene aldığım yem 200 liraydı. Bugün 400 liradan aşağıya en bizim adi dediğimiz yem 400 liradan başlıyor. 450, 470, 480 liralara kadar dayanıyor. Esnafın durumu ortada. Yani çıkalım sizinle şöyle bir esnaf gezelim isterseniz. Ben bu iktidardan çok memnunum diyecek esnaf arkadaşlara da plaket takalım. Her ne kadar birileri çıkıp televizyon kanallarında ben ekonomistim dese de işte ekonomistin ne kadar iyi ekonomist olduğunu tüm Türkiye canlı olarak görüyor, yaşıyor. Seçim olmalı. Bir an evvel olmalı. Olmadığını varsayarsak da dolu dolu 8 ayı var. 8 ay sonra bu toplum neyin ne olduğunu gösterecektir. Yani bir de şöyle bir gerçek var ortada. Kendilerine gelince halk iradesi, ama halk iradesiyle seçilmiş başkanlara, milletvekillerine işte sürekli bir yaftalama, bir yapıştırma içinde olan bir iktidarla mücadele ediyoruz. Biz geziyoruz sürekli, her köydeyiz. Her mahalledeyiz. Birilerine göre mahalle olabilir ama bize göre hala köydür. Köyün statülerini bozdular. Köylerde satılmayan yer kalmadı. Köylünün kendi imeceyle yaptığı işte köy binaları, köy konakları, köy kahveleri, minibüsleri, köy minibüsleri, köy arazileri, köy tarlaları, büyükşehir yasasıyla biliyorsunuz belediyelere ve büyükşehir belediyelerine geçti. Satmaya doyamadılar. Satsınlar bakalım. Babalarının malları gibi satıyorlar. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir söz var. Çok doğru. Çok yerinde. Keşke bu cümleleri bundan 2 sene önce, 3 sene önce kursaydı Genel Başkanım. Usulsüz yapılan her şeyi, kime ne satıldıysa, kime ne verildiyse hepsini geri alacağız. Bunun içine devlet protokolünü de koyabilirsiniz. Hiç önemli değil. Suçlu kim ise, kimin eliyle yapıldıysa, kim yaptıysa, kim yaptırdıysa zorbalık ile değil, mahkeme yoluyla, devletin koymuş olduğu icra yollarıyla bunların hepsi geri alınacak.
Bundan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Köylü de, çiftçi de, esnaf da, hayvancı da, herkes şu an kan ağlıyor. Biz bunu görüyoruz. Küstürmemek lazım. Kesinlikle öyle. Halk şu an küskün. Çıkalım, meydandayız işte, parti binamız meydanda. Çıkalım şöyle, meydanda yüzü gülen bana 3 tane insan bulun. Yüzü gülen 3 tane insan gösterin. Başkanım bakın gülüyor deyin. Evet, işte biz yalancıyız diye biz kendimizi yalancılıkla suçlayalım o zaman. Çünkü köyden de şehirlere bir göç almaya başladık değil mi başkanım? Şöyle söyleyeyim onu da. Eskiden Mustafa Kemal Paşa çok göç veriyordu. İşte atıyorum, benim hep bir tezimdir bu, bir gerçektir de. Atıyorum Mustafa Kemal Paşa'nın X bir köyünde doğmuş bir delikanlı. Hiç olmasa elinde babasının 5-10 dönüm arazisi var. Hiç yoksa kapısında ama öyle ama böyle bir traktörü var. O traktörün takımı taklavatı, işte romorkudur, çapasıdır, bilmem nesidir, osudur, busudur, onlar var. Hiç yoksa en az 3 tane, 5 tane hayvanı bağlayacak bir damı var. Bizim çocuğumuz askere gidiyor. Askerden geliyor ve babasına ilk kurduğu cümle, baba ben şehre gideceğim. Ne yapacaksın oğlum şehirde? İşte isim önemli değil, X bir fabrikada çalışacağım. İşte fabrikaya gireceğim. Onu da yapamazsa X bir sitenin güvenliği olarak gideceğim, kapıcısı olarak gideceğim diyor. Bugünkü şartlarda en yüksek alabileceği askeri ücret 4500 TL, 5000 küsür lira son şeyle beraber. Ama babasının tarlası, babasının traktörü, babasının evi, babasının bahçesi, takımı taklavatıyla baktığınızda gün itibariyle 2 milyonluk bir sermayeye sahip, fakat gidip orada 5000 TL maaşla bir yerde çalışmaya çalışıyor. İşe girdiğini varsayalım ki bunları yaşadık, o yüzden dönüşler oraya bağlayacağım. Çocuğumuz işe başlıyor, pandemi diye bir illet geldi kapıya dayandı, fabrikalar kontak kapattı. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın Hacı Ali köyünden çıkmış Tanlıhan kuru fabrika tarafından işten çıkartıldı. Buraya kadar da bir sıkıntı yok. Tanlıhan şunu düşündü, işte yaklaşık 10 senedir çalışıyorum, X işte şu kadar bir ikramiye alacağım. Bu ikramiye ile babamın evine, tarlasına, arazisine dönerim. Hazır damım da var, 5 tane inek bağlarım. İşte kendi tarlamı sürerim, otumu ekerim, yemimi çıkartırım, hayvanlarımı bakarım, çok daha iyi geçinirim mantığıyla yaklaştı. Fakat şunu kaçırıyoruz, Tanlıhan köyden çıkıp şehire gittiğinde şehirli kızı aldı. Şehirli kız köye dönmüyor. Bunu ne yapacağız? Boşanmalar başladı. Bugün adliyeye gidelim. Çok fazla icra dosyası ve boşanma dosyasıyla yüz yüzeyiz. Şimdi ülkenin ekonomisinin iyi olduğunu anlatan arkadaşlar gelsinler, bunu bize bir anlatsınlar. Biz de bilelim. O zaman başkanım, sizin vaadiniz nedir? Halk icraata bakar biliyorsunuz. Tabii ki. Çiftçilerle ilgili olabilir, tarımla ilgili olabilir. İktidara geldiğiniz takdirde ne vaat ediyorsunuz? Çok basit. Genel başkanım her çıktığı televizyon programında üstüne basa basa şunu söylüyor. Köyler köy statüsüne geri dönecek. Köylerin arazileri, köylerin kendi kullanımına açılacak. Nasıl ki iktidar geçmiş yıllardan bugüne kadar teknesiyle yatıyla gezen zengin kendini bilmez vatandaşa 2 liraya 2,5 liraya mazot veriyorsa, bizlerin yeşil mazot dediğimiz mazotu köylümüze vereceğiz. 27 liraya adam köyde tarlasını işlemeyecek, 2,5 liraya işleyecek. Gübreyi bir yalvardık. Yalvardık, hatırlayın. Şeker fabrikalarını satmayın. Şeker fabrikalarını satmayın, yalvardık. Bizi hainlikle suçladılar. Hainlikle suçladılar. Devletin fabrikalarını vermeyin diye yalvardık. Hainlikle suçladılar. Bugün toz şeker ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz. Gübre fabrikalarını satmayın, özelleştirmeyin diye yalvardık. Satarsan sonuç bu. Sonuç bu. Alırsın 1 milyon liraya gübreyi. Gel de tarlana gübre at. Geçen seneyle bu sene domates rekoltesini karşılaştırdığımızda dönümde 11 ton 12 ton domates alan köylü gübresini atamadığı için 7 ton alınca Allah bereket versin zarar etmedim diye gezdi bu memlekette. Hala da öyle. Çok basit dokunuşlar bunlar. Köylüye yapılabilecek o kadar güzel projelerimiz var ki her gittiğimiz yerde de bunları anlatıyoruz zaten. Genel başkanım da anlatıyor.
Ama birileri ısrarla at gözlüğünü takmış, görmek istemiyor, duymak istemiyor. Ama biz anlatacağız. Kapı kapı da anlatıyoruz. Biraz da Kemal Paşa'dan bahsedelim, evet. Başkanım. Sizce yönetimde olsaydınız, belediye olarak başkan olsaydınız, gördüğünüz eksiklikler neler? Şu anki belediye başkanımız da sizin çocukluk arkadaşınız, evet, aynı zamanda. Evet. Şöyle söyleyeyim, Mustafa Kemal Paşa'da yapılabilecek o kadar güzel şeyler var ki. Mesela kendi içimizde de bazı arkadaşlarımız bizi eleştiriyor. Ya belediye başkanına niye laf söylemiyorsun? İşte arkadaşın diye mi kollamaya çalışıyorsun? Öyle bir şey yok. İşin garip tarafı, sayın başkanı CHP'li olmakla beni AK Partili olmakla suçluyorlar. Bir de böyle bir süreç yaşıyoruz Mustafa Kemal Paşa'da. Şöyle, mesela başkan yaklaşık 38-40 seneden beri Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük problemlerinden biri olan altyapı çalışmalarına girdi. Evet, doğru söylüyor. Televizyon programlarında da anlatmaya çalışıyor. Her gittiği yerde de kendisi anlatmaya çalışıyor. Bu çok zorlu bir süreç. Birçok başarılı belediye başkanını bu altyapılar yemiştir. Biz Ankara'yı kaybettiysek, altyapı girişimine girdiğimizden dolayı kaybettik. 35 sene sonra zor aldık. İstanbul'u kaybettiysek, altyapı problemleri yüzünden, altyapı çalışmalarına girdi belediye başkanlarımız. Kaybettik, 35 sene sonra zor aldık. Ama şu var, tabii ki çile çekiliyor. İşte daha bu ana cadde şarteller yapılıyor. Ekonomiden dolayı ihaleyi alan firmalar üçüncüye, dördüncüye firma değişiyor. İşi bırakıp gidiyor, kaçıyorlar. Olmalı mıydı? Olmalıydı, tartışmasız. Başkan buna cesaret etti ve girdi bu işin içine. Gününde zamanında bitirilmiş olsa, ki 300 gün diye anlaşma yapılmıştı yapılan firmalarla ihalelerde, 300 günün dolmasına yaklaşık bir ay, bir buçuk ay bir şey kaldı. 300 gün sonra oturup bunların değerlendirmesini ayrı yapacağız. Peki siz gelseydiniz demiştim başkanım, ne yaparsınız? Devam edeyim. Sosyal projeler çok önemli Mustafa Kemal Paşa'da. Çünkü Mustafa Kemal Paşa bundan yaklaşık 9 hatta 10 ay önce yapılan sayımlarda 110 bin nüfusa ulaşmış, 108 bin nüfusa ulaşmış bir ilçeydi. Şu an 103 bin nüfusumuz var. Kayıt dışı mı? Yani resmi verilere göre. Resmi verilere göre 108 bin nüfusumuz vardı. Şu an 103 bin nüfusumuz var. Bu demek oluyor ki Mustafa Kemal Paşa'da ciddi anlamda bir göç başladı. Sebepleri çok. Nedir? İş imkanının olmaması. En büyük sebep bu. İkincisi, sosyal bir donatı alanının olmaması. Mustafa Kemal Paşa'da bugün ailenizle gidip oturabileceğiniz, misafirlerinizle ailece gidip oturabileceğiniz mesela bir sosyal alan yok. Yani şimdi birileri çıkıp işte şurayı yaptık, işte burayı yapıyoruz bilmem ne dese de bunlar afaki şeyler. Yani Bursa'nın %23'üne, yüz ölçümü olarak %23'üne sahip bir ilçede kalkıp bir sarnıçı göstermek başarı değil. Ya da ne bileyim, kalkıp da işte ben spor kompleksini bitiriyorum, tamamlıyorum demek başarı değil. Başarı mı? Başarı. Yarım kalmış bir olayı, senelerden beri sürüklenen bir şeyi bitirmeye çalışıyor başkan. Eyvallah, güzel ve takdir de ediyoruz. Ama bunun üstüne koyulabilecek o kadar çok şey var. Mesela Mustafa Kemal Paşa'da tekrar söylüyorum, bir organize sanayimiz var, fabrikaları çekemiyoruz. Mesela dün Akçapınar köyünde bir incir festivali, kara incir festivali gerçekleştirildi. Şimdi ben o festivalde beklerdim ki incir işiyle uğraşan dışarıdan fabrikaların, firmaların oraya davet edilmiş olması, işte orada o sunumların yapılması. Şimdi biz burada festival yapıyoruz, adı festival. Sen, ben, bizim oğlan, siyasi parti temsilcileri, işte civar köylerdeki vatandaşlar toplanmışlar, pilavını yedi, ayranını içti, işte incir ikramı oldu, incirlerimizi yedik, ah ne kadar güzel, işte Büyükşehir'den bir sanatçı bayan arkadaşımız geldi, şarkısını söyledi, folklor ekibi, arkadaşlar festival yaptık. Festival bu değil. Festival bu değil, bir kere bunu kabul edeceğiz. Yani geçen sene 21 liraya satılan kara incir, bu sene 11 liraya varsa 10 liraya satamıyorsun, bırak 11 lirayı. TÜİK bugün açıklama yapıyor, ülkede diyor enflasyon diyor %81.
ENAG açıklama yapıyor %181. Şimdi hangisine inanacak bu toplum? Eğer böyleyse geçen sene 21 liraya satılan kara incir bu sene 41 lira olması gerekmiyor mu? 42 lira olması gerekmiyor mu? Talep yoksa başkanım? Talebi ben mi yaratacağım? Ya da kendi çabasıyla ayakta durmaya çalışan çiftçi mi yapacak? Bunu devlet el atacak, belediye el atacak, büyükşehir atacak, işte Tarım ve Orman Bakanlığı atacak. Dünyanın hiçbir yerinde, bunu özellikle söylüyorum, dünyanın hiçbir yerinde tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ilçeden bahsettiğimiz için bu kadar rahat söylüyorum bunu. Tarlada emeği veren çiftçi, eken çiftçi, sulayan çiftçi, toplayan çiftçi, bankaya borcu olan çiftçi, malını satmaya çalışan çiftçi, en son ayakta kalmaya çalışan, pazarını bulmaya çalışan gene çiftçi. Dünyanın bana başka bir örneğini gösterin. Başka bir örnek gösterin. Başka bir ülkeden örnek gösterin. Ben bugün istifa edeceğim. Hodri meydan. Çiftçiden mi bekleyecek herkes bunu? Tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi. Ülke zor durumda, yanıyoruz. Mesaj atılıyor 80-90'dan gelmiş, 10 lira bağış yapın. Devlet niye var kardeşim? Hükümetler, iktidarlar niye var? Halk kendi yönetecekse sen ne arıyorsun orada? Deprem olur, televizyonlarda televizyon programları yardım kampanyaları başlatır. 10 lira at, 20 lira at, iş adamları aranır. Sana 300 bin lira yazdık, sana 100 bin dolar yazdık, bilmem ne yazdık. Devlet yapacaksa bunları, halk yapacaksa senin orada ne işin var? Öyle bir duruma gelmişiz. Bu ülkenin Tarım Bakanı çıkıyor televizyonda milyonların gözünün içine baka baka buğday pahalıysa kepek ekin diyor ya. Kepeğin ne olduğunu bilmeyen bir Tarım Bakanı bu ülkede tarımdan bahsediyor. Kepek buğdayın çöpü, kabuğu. Tarım ve Sanayi Bakanı çıkıyor bu ülkede insanların milyonların gözünün içine baka baka ya diyor çok fazla diyor koyunumuz olmadığı için diyor yapağı çıkmıyor diyor o yüzden de dolayı diyor pamuk ve pamuk ürünleri para yapmıyor diyor. Pamukla koyunun bana bağlantısını bir anlatın ya. Bunu bakan söylüyor, bakan. İşte atları üstüne sadece bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Bir tanesi de çıkıyor gözlerimin içine bakın diyor. Ondan sonra siz ne yapacaksınız diye bana soruyorsunuz. İktidar ne yapıyor ki biz ne yapacağız? Biz yapacaklarımızı her yerde anlatıyoruz. Başkanım ben sormakla yükümlüyüm. Elçiye zeval olunmaz derler ya. Çok güzel, keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geldik. Sizin de değerli vaktinizden çalmayalım. Vatandaşlar bekliyor, onlar daha öncelikle. Mustafa Kemal Paşa'nın birçok sorunu var. Birçok problemi var. En büyük sorunların başında devlet hastanemiz, saray gibi bir hastanemiz var. İçi bomboş. Doktor yok. Geçtiğimiz günlerde AK Parti ilçe başkanı bir açıklama yapmış. 23 tane yeni doktor geliyor diye. Atamalar gerçekleşti. Geliyor diye. Şöyle söyleyeyim. Bundan hemen haberi de size burada açabilirim. Yaklaşık 2 ay önce mi, 3 ay önce mi ne? Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne 17 tane doktor geldi diye boy boy da paylaştılar. Haber de yaptırdılar. Belki siz de yaptınız. Şimdi ben soruyorum. 3 ay önce gelen bu 17 doktor nerede? Şimdi 23 tane doktor gelse ne olacak? Geldiğini varsaydık. Senin gene devleti yönetenler çıkıp televizyonlarda istediğiniz yere gidin derse bu doktorlara. Bugün ilkokul mezunu, ortaokul mezunu bir vatandaş, AK Parti ilçe başkanının yeğeni, bilmem kimin teyzesinin oğlu, bilmem nerenin imamının yeğeni, hastanede İşkur üzerinden ya da şirket üzerinden işe alınırsa, bugün 12 sene, 13 sene okul okuyan, sadece üniversiteden bahsediyorum, bir doktor kardeşimiz çıplak 9.000 lira, 9.500 lira maaş alırken, şirket üzerinden işe soktuğunuz bir şahıs, dediğim gibi AK Parti ilçe başkanının bilmem kimin, AK Partili yöneticinin yeğeni, teyzesi, halası, adını sen koy, işe başlayıp bugün 6.000 lira, 7.000 lira maaş alıyorsa ve o doktor, o hasta bakıcıya, temizlikçiye, arkadaşım şuranın paspasını yapar mısın dediğine sen kimsin diye cevap alıyorsa,
o hastanede iş yaptıramıyorsa ve üstüne üstlük o doktor o insanlar tarafından veya vatandaş tarafından sürekli kakanlanıyor ve sağlık personeliyle alakalı hemşire, doktor, işte hasta bakıcıyla ilgili mecliste gelin bir ayarlama yapalım diye Cumhuriyet Halk Partisi tarafından teklif götürüldüğünde o meclise hala gelmiyorsa, olağanüstü toplanmıyorsa sıkıntı burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde falan değil. Sıkıntı iktidarın ta kendisinde. Herkes polyanacılık oynuyor. Herkes bir sahtekarlık peşinde. Algıyla bu ülkeyi bir şekilde bir uçuruma götürmeye çalışıyorlar. Ben buradan sesleniyorum iktidar yetkilerine. İl başkanı, AK Parti il başkanı, AK Partili milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanı, iktidar ortağı, kim varsa bu işte sorumlu. Çıkıp sokaklarda, gazetelerde, televizyon programlarında Mustafa Kemal Paşa'ya onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye hikaye anlatmasınlar. Ben buradayım. Sizin huzurunuzda söylüyorum. AK Parti ilçe başkanı gelsin benimle karşılıklı otursun. Siz de moderatör olun. Mustafa Kemal Paşa da ne iyi ne kötü hep beraber tartışalım. Bu halk da bunun kararını versin. Başkanım, az önce bahsettiğiniz kadrolaşmaya dem vurdunuz. Peki dürüst olacaksınız. İnanıyorum açıklamalarınızdan da. Yarın öbür günde CHP iktidara geldiği takdirde bunları yapmayacak mı? Yani falancanın yeğene çalışmayacak mı? Kolaylık sağlamayacak mısınız yakınlarınıza? Şunu söyleyeyim. Çok canlı bir örnek aslında. Siz gelmeden 5 dakika önce onun muhabbeti vardı içeride arkadaşlarımızla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu yurtlar var. Bizim genel merkezimizden verilen talimat direkt şu. İstanbul'u kazanan arkadaşlarınızı işte gidip de yurt yöneticilerine, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, o bölgenin ilçe başkanına gidip de işte bizim şu kızımız, şu oğlumuz şurayı kazandı, gidin işte bunu buraya alın, bilmem ne yapın diye taleplerde bulunmayacaksınız. Şartları uyuyorsa, bir, işte özürlüyse, iki, anne veya babası vefat etmişse, üç, sigortalı bir işi olan yok ise ailede, dört, devlet memuru olup da çift maaşlı bir geliri var ise, beş, olası imkanları, kendi şartları uygun ise, işte kendi evleri, barkları, yazlıkları, kışlıkları bilmem neleri var ise getirip de bu çocukları buralara yerleştirmeye çalışmayacaksınız kardeşim. Yani gelir düzeyi düşük vatandaşlara öncelik vereceksiniz. Kesinlikle öyle. Şimdi kalkıp da ben yarın iktidar oldum. Bilmem nereye kendi oğlumu yerleştireyim. Damadımı bilmem nerenin başına koyayım. İşte AK Parti ilçe başkanının, işte ilçe yöneticisinin yeğenini gibi işte alayım, CHP ilçe başkanının yeğeniymiş, hastaneye yerleştireyim, postaneye yerleştireyim, belediyeye yerleştireyim. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Şunu söylüyoruz biz, liyakat. Liyakat, işinin ehli, işini iyi yapan, o iş için okul okumuş insanların bir yerlere gelmesi taraftarıyız. Açık ve net bunu her platformda, her yerde bizzat dile getiriyor genel başkanım. Bizler de söylüyoruz ama kalkıp da ya işte çocuk sallıyorum inşaat mühendisliği okumuş, işte gene sallıyorum X bir yerde makine mühendisine ihtiyaç var. Ya olsun, önemli değil, nasıl olsa bizim çocuk inşaat mühendisi ama idare edin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ısrarla söylüyorum. Çıkalım buradan hep beraber, birçok kamu kuruluşunu beraber gezelim. Bir masada 3 tane personelin oturduğu yerler var. Sabah erken gelen o masaya oturuyor. Tuvalet ihtiyacı için bile kalkmıyor masadan. Niye? O kalkarsa ikinci ya da üçüncü kişi masaya oturacak diye. Böyle şey olmaz. Olmaz. Liyakat. Liyakat. Kim hak ediyorsa o koltuklarda o oturacak. Başkanım, son mesajlarınızı da alalım. Programımızı sonlandıralım, röportajımızı. Öncelikle tekrar söyleyeyim, bizleri ziyaret ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar sülçülisan ettiysek affola. Ben Mustafa Kemal Paşa aşığı bir adamım. Mustafa Kemal Paşa milliyetçisiyim. Onu özellikle söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa için kim bir çivi fazla çakacaksa,
Değil elimi koymak, bedenimi koymaya hazır bir adamım. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın da sorunları böyle saymakla, röportaj yapmakla bitecek sorunlar değil. Ben isterim ki tüm siyasi partilerin olduğu, özellikle AK Parti ilçe başkanıyla karşılıklı oturup sizlerin soracağı, ya da şöyle yapalım, aynı teklifi buradan çıkınca kendilerine de götürün. Onların istediği yerde, isterlerse AK Parti ilçe binasında, hiç fark etmez. O bize sorsun, biz ona soralım. Siz de moderatörlüğünü yapın. Şu algı, yalan üstünden siyaset yapmayı bıraksınlar. Hep konuşulan bir şey var halk ağzında, bunu yaymaya çalışıyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile beraber, altılı masanın içinde HDP de var. Gizli masa ortağı, yok masanın altında saklanıyor, yok bilmem ne yapıyor. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapıldı. 7 tane sol parti bir masa kurdu. Şimdi ne diyecekler onu çok merak ediyorum. Hadi HDP altılı masanın içindeydi. Çok merak ediyorum ya. Çıksınlar bunu bir açıklasınlar. Üçüncü bir masa kuruldu. 7 tane sol parti birleştiler, bir masa daha kurdular. Ne yapacağız şimdi? Şimdi arkadaşlar, Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kemal Kılıçdaroğlu okutmadı bu ülkede. Ha buradan davullarla, zurnalarla teröristleri Kılıçdaroğlu sokmadı bu ülkeye. Devletin mahkemelerini ha burada kurup, hakim garibim teröristi etkin pişmanlıktan yararlandırmak için pişman mısın diye sorduğunda, bunların hepsini televizyonda seyrettik. Canlı yayın seyrettik hepsini. Sorduğunda hayır pişman değilim diyen o teröriste, garibim hakim yaz kızım pişmanmış diye Kılıçdaroğlu demedi. Dolmabahçe Sarayı'nda 9 maddelik mutabakatı teröristlerle Kemal Kılıçdaroğlu yapmadı. Yani başkanım, devlete karşı suç işleyenle aynı masaya oturmayacak CHP değil mi? Bunu anlıyoruz. Bitmedi. Çıkıp Öcalan'ın kardeşi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda, devletin televizyonda kırmızı bültenle aranan adamı TRT'de Abdullah Öcalan'ın mesajlarını Kılıçdaroğlu verdirmedi. Diyarbakır'da miting düzenleyip Şivanperver denen sahtekarı yanı başına oturtturup megri megri şarkılarını söylerken Kılıçdaroğlu ve eşi ağlamadı orada. Sırf Şivanperver geliyor diye Atatürk Havalimanı'ndaki Türk bayrağını aşağı indirip PKK çaputunu o bayrak direğine Kemal Kılıçdaroğlu asmadı. Arkadaşlar bunları göreceğiz. Kürt vatandaş sana oy verirse Kürt vatandaşım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya başka bir partiye oy verirse terörist. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir statü yok. İnsanlar artık bu toplumdan bıktı. Şöyle yani, ayrıştırmadan bıktı. Arkadaş bir insanların yakasından düşün ya. Ayrıştırmayın bu insanları. Kavga ortamından bir uzak tutun. İnsanlar kavgadan bıktı. Artık adamın derdinde, derdi şu an biz görüyoruz, yaşıyoruz ya. Cumhuriyet gitmiş, laiklik bitmiş bilmem, o umurunda değil. Adam sadece şunu konuşuyor. Diyor ki arkadaş, ben akşam olduğunda koltuğumun altına bir ekmek koyup eve götürebiliyor muyum? Tencereyle geldiler, tencereyle gidecekler. Bu kadar basit. Başkanım, vatandaş aslında beni aşırı sağcı solcu yönetebilir. Onunla ilgili bir sorunu yok vatandaşın. Hizmet istiyorlar sadece. Tartışmasız ya. Tartışmasız diyorum ya, tencereyle geldiler, tencereyle gidecekler. Kalkıp da böyle yüzüğü sallayıp, benim bir yüzüğüm var. Eğer bu yüzükten fazlasını görürseniz bilin ki X kişi çalmıştır. Ben demedim bunu. Bunu Kılıçdaroğlu da demedi. Bunu söyleyen bugün dünyanın sayılı zengin dünya liderlerinden. İnsanın eylemiyle söylemi birbirini tutacak arkadaş. Öyle dünya yok. Bir şey söylüyorsan arkasında duracaksın. Arkasında duramayacağın şeyi de söylemeyeceksin. Benim yüzüğüm bu arada bu. Gümüş. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Bugün bize konuk olduğunuz için, değerli bilgilerinizi bize aktardığınız için B Gazete ailesi olarak teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizlerden de size kucak dolusu sevgiler. Mesut arkadaşımıza da ayrıca selamımı iletirseniz sevinirim. Genel müdürümüze de sevgilerinizi, saygılarınızı, evet, İleteceğim efendim.
Evet sevgili izleyenler, bugün B Gazete ailesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı binasındaydık. Bizlere çok güzel ağırladılar. Bu keyifli röportajın da sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir programda görüşünceye dek saygılar.